Bugün Amerika'nın şükran günü. Her yıl Amerika'da Kasım ayının 4. perşembesi olarak kutlanan bugün Thanksgiving olarak adlandırılıyor Amerikalılar tarafından. Thanksgiving Amerika'nın en önemli milli bayramlarından biri. Bu bayramın geçmişi 17. yüzyılın ilk yarılarına dayanıyor. 1863 yılında Abraham Lincoln tarafından resmi olarak tatil ilan edilmesinden beri ise birçok Amerikalı bu özel günde aileleriyle ve sevdikleriyle bir araya gelip sembolik yemek olan hindilerini birbirleriyle paylaşarak geçmiş yıl için şükranlarını iletiyor. Tabii bu yıl şükran günü koronavirüs salgından dolayı diğer yıllara göre daha farklı yaşanıyor. Oh well, I just came from the gym, so first thing I did was work out. And the second thing, I'm just going to go home. İndi idman salonundan gəlirəm. Evə gedib istirahət edəcəm. Film izləyəcəm. Harasa səyahət etməyəcəm. Mənim ailəm Pensilvaniyada yaşayır, amma onların da yanına getməyəcəm. Səyahət qaydalarına əməl etməyə çalışıram. Koronavirusla bağlı vəziyyət yaxşılaşarsa, dekabr ayında Pensilvaniyaya bacımın yanına getməyi planlaşdırıram. If not, I just travel when it's safer. We're not traveling. Biz bugün səyahət etmirik. Bir planımız vardı, amma virusa görə təxirə saldıq. Şükran günü yeməyimizi birlikdə yedik. Bizim üçün dəyişik və maraqlı oldu. We don't have really any plans for tonight. Əslində bizim bugün üçün bir planımız yoxdur. Şükran gününü evdə həyat yoldaşımla qeyd edəcəyik. Ailəmiz bizi dəvət etdi, amma koronavirusla bağlı planlarımızı dəyişdik. Ona görə biraz yemək yeyib yürüş etdik. Bu qədər. Hər il 50 milyon Amerikalı bu özəl gündə ailələrini, dostlarını ziyarət etmək üçün səyahətə çıxıyor. Fakat bu yıl uzmanlar günlər öncəsindən şükran günündə evdə kalın çağrısı yapmışdı. Hatta dün də aktardığımız gibi Ulusal Alerji və Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikan halkına maske takma, sosyal mesafe kurallarına dikkat etme ve iç mekanlar başta olmak üzere kalabalık ortamlarda uzak durma konusunda biraz daha sabredin. Eğer bu tedbirleri yerine getirirsek bu işi daha çabuk atlatacağız. Tatilden önce son ricam bu çağrısı yapmıştı. Gördüğümüz üzere bugün caddeler de pek kalabalık değil. Umarız yoğun olmayışının sebebi koronavirüsü salgın önlemlerindendir. Real TV Özlem Şen Yaşar, Washington.